Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Cumartesi günü Silivri Cezaevinde ziyaret ettiğim Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ın mesajlarını ileterek konuşmama başlıyorum. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanuna yapılan ek maddelerle ilgili dedim ki tek bir cümle söylerseniz ne söylersiniz? Can Atalay dedi ki rezerv konut alanları yasasıyla halkımız evinden, iş yerinden atılmaktadır. Bu bir zulüm yasasıdır dedi. Tayfun Kahraman, asker alanları sattınız, yeşil alanları sattınız. Şimdi vatandaşın evine göz diktiniz. Arsaların %30'unu bedelsiz almak istiyorsunuz. Buradan bütün gezi tutsaklarına da selam olsun. Sayın Bakan, değerli arkadaşlar. Şimdi Sayın Bakan'ı biz nereden hatırlıyoruz? 2018 yılında 20 Haziran'da verdiği tarihi bir mülakattan. İmar barışı ile elimizde 35-40 milyar TL geçecek. Bununla Türkiye'yi depreme hazırlayacağız demişti Sayın Özhaseki. Evet, İzmir depremini hazırladı Türkiye, Elazığ hazırlandı, Kahramanmaraş merkezli depremi hazırlandı. Peki depremi çok konuştuk ama deprem sonrasında ne oldu? Yani bu yılın bütçesini konuşuyorsak son bir yıl içinde ne yapıldı? Arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ek bütçeyle AFAD'ın ödeneklerine ayrılmış olan 661 milyar TL'nin depremde mağdur olmuş yurttaşlara harcanması gerekiyordu. Kasım ayı sonu itibariyle harcanan para 216.4 milyar TL. Yani AFAD üzerinden depremzedelere ayrılmış olan bütçe ödeneğini bile hala kullanmamış bir iktidardanız. Ya da 2024 yılı bütçesinde deprem bölgesindeki konutların ihya edilmesi, yapılması ya da riskli konutların iyileştirilmesi için bakanlık bütçesine 247 milyar TL'lik bir yatırım bütçesi koymuş. 2023 yılının 12 Ağustos tarihinde yapılmış olan bir ihalede 105 metrekare brüt, 85 metrekare net bir daire için 27.500 TL metrekare birim fiyatı üzerinden bakanlık davet usulüyle ihaleye çıkarak konut yapılıyor. Aynı tarihlerde, sevgili milletvekilleri, aynı tarihlerde resmi gazetede bakanlığın yayınladığı bir listede de ihaleye tabi olacak olan yatırımlar için A grubu yapıların metrekare birim fiyatı 7500 TL, B grubu yapıların fiyatı 9000 TL ve 10.500 TL'de daha lüks konutlar. Şimdi bakanlık ihale yapacak olan kurumlara bir birim fiyat öneriyor ama kendisi davet usulüyle yaptırdığı konutlarda bunun tam 3 katına ihale yapıyor. Peki bakanlık bu birim fiyatlarla bu işin yapılmayacağını bilmiyor mu? Biliyor. Son bir yıl içinde 156 tane okul ihalesine herhangi bir müteahhit katılmadığı için ya da ihaleye verilmesi gereken en düşük ihale aralığında fiyat teklifi yapılamadığı için bakanlık okul ihalesi yapamaz bir hale gelmiştir. Şimdi değerli arkadaşlar, Türkiye'de çok ciddi bir barınma sorunu vardır ve bu barınma sorununun temel sebebi de bir, bu iktidarın uygulamış olduğu faiz, döviz ve enflasyon hesaplamasıdır. Türkiye'de barınmanın temel ihtiyacı olan konutu yatırım aracı haline dönüştürürseniz, yani sermaye sahipleri için parasını dövizde, bankada ya da altında tutmak yerine konut almayı cazip hale getirirseniz, İnsanlar paralarını konut yatırımlarına, arsa yatırımlarına ya da gayrimenkul yatırımlarına aktarırlar. O nedenle Türkiye'de son 6 yıl içinde dövizdeki endeks artışı 7 kat iken konutlardaki endeks artışı 12 kata çıkmıştır. Şöyle bir örnekleme vermek gerekirse 2017 yılında Türkiye'de konut endeksini 100 birim olarak kabul ettiğimizde Eylül ayında bu endeks 1088'e, Ekim ayında da 1129'a çıkmıştır. Peki soruyorum buradan iktidar sahiplerine, aynı dönem içinde emekliye verdiğiniz ücretlerde, çalışanlara verdiğiniz ücretlerde, memurlara verdiğiniz ücretlerde
bu endeksteki artışa benzer bir artışı verdiniz mi? %500-600 arasında. Son 7 yıl içinde enflasyonla bu ülkenin kamu çalışanlarından, emeklilerinden alması gereken hakkın yarısı bir vergi biçiminde alınmış ve insanlar yoksullaştırılmıştır. Şimdi değerli arkadaşlar, konut ve barınma sorununu çözebilmek için toplam girdi maliyetinin düşürülmesine ve bunun içinde kamu kaynaklarının, yani kamu bankalarının vatandaşın ucuz konuta ulaşması için kaynak ayırmasına ihtiyaç var. Şimdi buradan değerli milletvekilleri soruyorum. Herhangi bir bankaya gittiğinizde konut kredisi kullanmak isterseniz, çok torpiliniz varsa 350 bin TL size kredi açılıyor. 350 bin TL. Faiz oranları yandaşlara yıllık %10-12 faizle bir takım kredileri kullandıran iktidar, konut sahibi olmak isteyen, barınma ihtiyacını gidermek isteyen yurttaşlar için yıllık %40-50 faizlerle kamu bankalarından toplam 350 bin TL'lik bir bütçe ayırmıştır. Şimdi değerli arkadaşlar, başka bir konu da şu. Bakanlık bütçesinde diyor ki millet bahçeleri yaptık. Ne kadar? 23 milyon metrekare. Peki 23 milyon metrekare Türkiye'nin tamamında millet bahçesi yaptınız. Türkiye nüfusuna göre 4 kişiye 1 metrekare yeşil alan düşüyor. Ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi sizin yapmış olduğunuz yeşil alanın tamamı kadar yeşil alanı sadece İstanbul kentinde yaptı. Niye 23 milyon metrekarede arkadaşlar kaldığını sormak gerekir. Yeşil alanları imar açarsanız, şehrin merkezinde bulunan askeri alanları boşaltarak buraları imar adalarına dönüştürürseniz, şehrin merkezinde bulunan kamu hizmet alanlarını rant projelerine dönüştürürseniz, sizin kent merkezlerinde ayırabileceğiniz yeşil alanınız kalmaz. Bu nedenle bütün çağdaş ülkelerde 14-15 metrekare olan yeşil alan miktarımız Türkiye'de hala 3,5-4 metrekareyi geçememektedir. Ortalama insan ömrünün artık erkeklerde 89-79, kadınlarda 84 yaşına çıktığını düşündüğümüzde, emeklilik sonrası insanların yaklaşık 25-30 yıl sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için bulundukları yakın çevrede ciddi bir yeşil alana ihtiyacı vardır. Şimdi dirençli kentleri oluşturacağız. Nasıl oluşturacağız dirençli kentleri? Bir, kamu eliyle riskli yapıların iyileştirilmesi için kaynak ayıracağız. İki, Türkiye'nin dünyada rekabet gücü en yüksek olan sektörü hangisi diye sorsam, burada bulunan tüm milletvekilleri müteahhitlik sektörünün olduğunu söylersiniz. Değerli arkadaşlar, bu iktidarın uyguladığı yanlış politikalar yüzünden Türkiye'nin dünyada rekabet şansı en yüksek olan müteahhitlik sektöründeki batış oranı %35'lere çıkmıştır. Türkiye'nin en ciddi sektörlerinde bugün ciddi bir kriz ortaya çıkmıştır. Başta İstanbul olmak üzere yüksek maliyetler, artan fiyatların oluşturduğu ek yükler ve geleceği öngörememek yüzünden bugün şehrimizin merkezinde riskli yapısını yıkmış ama yapamamış, müteahhitle yaptığı sözleşmeler dolayısıyla bitmiş olan konutuna taşınamamış, hatta daha da ilginci, o açılmış olan çukurlarda boğulan çocukları görüyoruz. Yanlış uygulanan politikaların doğal bir sonucu olarak da inşaat sektöründe üretim son 8 endekstir sürekli azalmaktadır. Nüfusu her yıl 1 milyon artan ülkemizde göçmen, mülteci ya da kaçak girişlerle birlikte ilave konut artışının olduğunu dikkate alırsak, köyden, kırsaldan büyük şehirlere, özellikle batı bölgelerine göçü de dikkate aldığımızda, kentlerimizdeki konut ihtiyacı giderek özellikle de kiracılar açısından yaşanmaz bir duruma gelmiştir. Artık sizin vermiş olduğunuz ücretlerle insanların büyük şehirlerde kiracı olarak yaşaması mümkün olmaktan çıkmıştır. Yıktığınız lojmanlar vasıtasıyla ranta açtığınız askeri ya da sivil lojmanları yok etmeniz sebebiyle de artık büyük kentlerde memurlar nakil ve transfer yapmamaktadırlar. Bütün bunlar olurken siz yılda 58 bin konut üretiyordunuz TOKİ eliyle, şimdi 64 bin konuta çıktınız. Türkiye'nin yıllık konut ihtiyacı 400 binden fazla ve bunun için de bir model önermek gerekir. Nedir o? Tıpkı İstanbul'da Kiptaş'ın yaptığı gibi yerel yönetimlerin finansman ihtiyacını arttırılarak bu meselenin çözülmesi konusunda katkı sağlamaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
Kentsel dönüşümde bağımsız birim sahiplerine 2021 yılında 200 bin, 2022 yılında 300 bin, 2023 yılında 600 bin TL verdiniz. Bu ücretlerle insanların konutlarını dönüştürmesinin mümkün olmadığını ve gerçekçi yaklaşımlara ulaşmak gerektiğini belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, tabii bakanlığı eleştirdik ama hani her şeyde kötü mü, iyi şeyler de olmadı mı? Oldu tabii, onlardan da bahsetmek gerekir. Nedir o? Beceriksiz bir bakanımız vardı. Çadır satan bir Kızılay başkanımız vardı. Enkaz altında kalan bir AFAD başkanımız vardı. Hamdolsun onlardan kurtulduk. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.